Ettim Kürtçüyü de vereceksin ama sağ salim tamamladım konuşmayı. Evet, yani hakikaten çok güzel konuşmalar oldu. Bir kere bu sektör, çok bilmişler sektörü diyordum ben. Ta göreve geldiğimde buradakiler çok bilmişler. Çünkü konuşmaya başladığın zaman yarısı İngilizce lafları, kısaltmalar, İngilizce kelimeler. Doktorlar da bunlar gibi. Şimdi doktora muayeneye gidersin, efendim hastalık nedir? Bir sürü şey söyler, hiçbir şeyini anlamazsın. Vatandaşın işine yarayacak şeyler söylememiz lazım. Neticede siyasetçiyiz. Erdal Bey de aynı şeyi söyledi, Necati Bey de. Yani sonuçlarla biz ilgilenmemiz lazım. Teknik konular, onlar teknik adamlar, bilim adamları tarafından zaten araştırılıyor, ediyor. Bu sektörle ilgili neden çok şey konuşuyoruz? Sebebi şu, bu yeni bir şey. Sadece bizim için yeni değil. Dünyada yeni ve gelişim çok hızlı. Beraber kurmuşuz 6 ay önce. Yani ben görevi bıraktım, siz devam ediyorsunuz. Sizde istikrar daha fazladır. Şimdi bu 10 yıl içerisinde, 11 yıl içerisindeki gelişmelere baktığımız zaman bugünleri o günden hayal etmemiz mümkün değil. Bugün de gelecek 10 yılı hayal edemiyoruz. Bu sektörün tabiatından kaynaklanıyor. Sektör bir yandan gelişiyor, bir yandan değişiyor. Kuralları da çoğu kere daha sonra geliyor. Yani kısacası yanlışlarımızdan öğrenerek sektörün altyapısını oluşturuyoruz. 11 yıl görev yaptım. Şunu sizlerle rahatlıkla paylaşmak istiyorum. Parlamentoda bu sektöre ilişkin düzenlemelerde hakikaten günlük siyasetin dışında bundan arınmış olarak bütün parti gruplarıyla konuları enine boyuna görüşme imkanı buldum. Bu benim için çok önemli bir şey. Hep anlaştığımızı söyleyemem. Ama birçok konuda en azından asgari doğruları tespitte bir olduk, beraber olduk ve güzel şeyler oldu. Birçok düzenleme gelişmiş ülkelerden daha önce ülkemizde yapıldı. Elektronik imza gibi, efendim, gayet günün şartlarına uygun bir elektronik haberleşme kanunu, efendim, elektronik posta hizmetleri, daha birçok şey, kurumla ilgili yetkilerinin gelişen sektör ihtiyaçlarına göre belirlenmesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun kanunuyla ilgili görüşmeler yaparken Rekabet Kurumu Başkanı terk ediyoruz. Bu konuları bizim elimizden aldınız diye. Şimdi aslında benim gördüğüm bir şey var, o hala devam ediyor. Rekabet sektörden ziyade kurumlar arasında devam ediyor. Bunun hiçbir ülkeye faydası yok. O yetkiyi ben devşireceğim, bu yetkiyi sen devşirmeyeceksin. Bu çatışma hangi alanda olursa olsun sektöre kurumsal tahakküm arzusu o sektörün gelişmesini engelliyor, gelişmeyi yavaşlatıyor. Bu zihinsel bir dönüşümü gerektiriyor. Yasalarla da hallolacak bir iş değil. Biz niye o zaman bu iletişimle ilgili ana rekabet konuları
BTK'da olsun dedim. Çünkü sektörel uzmanlığı var. Sektörel uzmanlığıyla bilen insanların daha doğru, daha güzel çözümler üreteceğini düşün. Öyle de oldu. Rekabetin uğraşacağı konular yok mu? Var. Daha genel anlamda rekabeti bozan, efendim, firmaları yok etmeye çalışan çeşitli alanları var. Arkadaşımız anlattı onlarla ilgili. Onlara dokunmadık ama iletişim, diyelim ki bir operatör, örnek veriyorum, hakim bir operatör. En fazla abonesi var. Öyle bir tarife ortaya koyuyor ki ondan başka kimseye yeni abone gelmiyor. Bütün sistemi çevrim için kendisinde yapıyor. Diyor ki başka numarayı arasan 10 kat fiyat koyuyor. Ama kendi bünyesindeki aboneler arasan 0'a yakın fiyat koyuyor. Buna bir şey yapacaksınız tabii. Yani bunu yapmazsanız diğerleri yok olup gidiyor. Bu ve buna benzer bu işin çok hileleri var. Bunlara arkadaşlarımız kurum anında müdahaleler etti. Amaç sektörün sağlıklı büyümesi. Herkesin bu işten sebeplenmesi. Vatandaşın da tercihlerinin artması. Yani niye bir şeye mahkum olur? Tek bir işletmeciye niye mahkum olur? Biz telefon eve bağlatmak için bakanları araya koyar. 10 sene içinde zor telefon bağladık. Ben şimdi İlkokul yıllarımı hatırlıyorum. Mum ışığında derslerimi yapardım. Şimdi torunum diyor ki, dede iPad niye kullanmadın? Kızım şarj cihazını bulamadım onun için. Bambaşka bir yerdeyiz. Bambaşka bir nesil, bambaşka imkanlar. Türkiye çok büyük değişim yaşadı. Her şeye rağmen. Anlaşmazlıklarımız mutlaka olur. Ona hiç tereddüt yok. Ama hepimizin amacının aynı olduğunu düşünüyorum. Nedir o amaç? Vatandaşımız daha kaliteli hizmet alsın. Vatandaşımız dünyada başka ülkelerin insanları hangi güzel hizmetlerden yararlanıyorsa burada da yararlansın. Erişim mümkün olsun. Türkiye 12 yıl önce erişimi konuşuyordu. Erişimi konuşuyordu. Temel erişim sorunumuz vardı. Bugün bunun şöyle mi olsun, böyle mi olsun, niye öyle oluyor, niye böyle oluyor, bunu konuşuyoruz. Bu çok büyük bir fark. Büyük bir gelişim. Bunu görmemiz lazım. Biz 11 yıl görev süremiz boyunca bu sektörde bütün paydaşlar, bütün arkadaşlarla birlikte çalıştık. Çalıştaylar düzenledik, seminerler düzenledik, Sapanca toplantılar var, büyükleri, yenileri bir araya getirdik. Basının olmadığı yerde kıran kırana herkes içindeki ni döktü, rahatladı, anlattı. Biz de kural koyucular, denetleyiciler. Bunların anlamaya çalıştık. Onların dünyasına girmeye çalıştık ve düzenlemeler yaptık. Şimdi bazen bazı düzenlemeler birisi için iyi oluyor, birisi için kötü oluyor. Bunun başka yolu yok. Herkesi mutlu edecek düzenleme herhalde Karacaami. Yok. Gerçek hayatta mümkün değil. Ben bunu gördüm. Orada da farklı farklı yerler var. Manzarası farklı. Efendim şeyi farklı. Orada da yine statü var. Orada da yansıyor. Neticede değerli arkadaşlar, şimdi
Rahmetli babaannem anlatırdı. Şimdi bizim eskiden doktor yok, tedavi yok. Kara sakızla her şeyi tedavi ediyorlarmış. Kara sakızı eritip yapıştırıyorlar. Yaram var, böyle ağrım var, böyle. Bir gün hastanın biri gelmiş, ne ağrı, gözüm ağrıyor demiş. Kaynatmış kara sakızı, yapıştırmış gözüne. 3 gün sonra açmış, gözü görmüyor. Gitmiş gözü. Ya ne yaptın? Şaibe bibi, benim hastalığımı iyi edecekken gözüm de gitti. Evladım, bunun adı kara sakız. Kimine yarar, kimine yaramaz. Sana yaramadı. Şimdi bu rekabet işi de böyle. Kimine yarıyor, kimine yaramıyor. Önemli olan ayarı tutturmamız lazım. Aşağıdaki küçükler ölmesin, mağdur olmasın. Büyükler de ellerindeki o hakim durumu kötüye kullanmasın. Hep bunun mücadelesini verdik ama sonunda dedi ki kardeşim, eğer anlaşamıyorsanız anlaşın, anlaşın. Yoksa biz kendimiz karar vereceğiz. Sektörde farklı sesler çoğaldıkça idarenin işi kolaylaşır. Aynı sesler oldukça bizim işimiz zorlaşır. Ben onu gördüm 11 yılda. Onun için birbirinizle konuşacaksınız, görüşeceksiniz. Bu işler hallolacak. Şimdi birleşmeler rekabette olumsuzluklar oluşturabilir diye Yusuf Bey'in bir uyarısı var. Yani bunun şöyle düşünüyorum. Mesela bizde ilk GSM lisansı verilen şirket hangisi? Turkcell. 6 ay sonra o günkü Telsim dediğimiz verildi. Aradaki fark ne olduğunu görüyorsunuz. Yani biri diğeriyle kıyaslanamayacak kadar fark olmuş. Bu doğal, çünkü ilk çıkan, piyasaya ilk giren bütün şeyi alıyor, imkanı alıyor. İşte biz geç kalmış olmasına rağmen yarışı aynı anda başlatmanın daha adil olacağını düşündük. Bunu 3G'de yapmaya çalıştık. Serbestleşmede yapmaya çalıştık. Şimdi 4G'de LTE Advanced dedikleri LTE ileri teknolojisinde önümüzdeki yıl bakanlık açıkladı. Buraya geçilecek. Ama burada güzel bir şey yaptık. Biz 2013 Şubat'ında bir ARGE çalışması başlatmıştık. Geçen Ekim ayının sonunda arkadaşlar geldikleri sonucu bize rapor ettiler. Fevkalade güzel bir noktaya gelmiş. Yani 4G LTE dediğimiz altyapı artık Türkiye'de yapılabilir hale geldi. Cihazlarıyla, yazılımlarıyla, transmisyonlarıyla her şeyi güzelce tamamlamışlar. Yani biz şimdi 2015 ortalarında 4G'ye geçtiğimiz zaman altyapı konusunda kendi kaynaklarımızın elimizin altında olduğunu biliyoruz. Bu çok önemli bir şey. Geçmişte de bunu yapmaya çok çalıştık ama yapamadık. Çünkü çok baskı vardı. 3G niye geçmedi, niye geçmiyor, ne oluyor, ne bitiyor, çok oldu. Orada da biz ısrarla biraz bekledik. Çünkü 2003'te, 2000'li yıllarda verilmiş 3G lisansları milyar milyar dolarla lisans bedeli. Avrupa'da 50 milyar euro. Sonra kaldırıp götürüp kapılarının önüne bıraktılar o lisansı. Tutmadı. Yürümedi. Bir tek Japonya'da tuttu. 70 milyon 2009'a kadar 70 milyon abone vardı. Japonlar da 60 milyonu Japonlara ait bedava vermiş. Kore ayrı bir, Sayın Vekilim, Kore ayrı bir örnek. Kore'yi bu konuda hiç kimseyle kıyaslamak doğru değil. Sebebi şu, çünkü Kore bu alanı ülkenin kalkınması için lokomotif bir güç olarak kabul etti. Ve buraya özel yatırım yaptı. 2003'te Koreliler geldiğinde biz bunların yaptıklarını gördük. Yani
tam bir devlet politikasıyla bilişimle kalkınma, bilişimle gelecek esasına göre işler yaptılar. Her tarafı, altyapıyı devlet kendi bila bedel döşedi. Her taraf, dağ, bayır, her taraf. Bu ayrı bir şey. Bu ülke şuna inandı. Biz ülkemizi bilişimle büyüteceğiz. Dünyadaki gelişmelerin getirdiği, ihtiyaçların getirdiği serveti herkesten önce sahip olacağız. Bunu büyük oranda başardılar. Bugün elektronik alanda, bilişim alanda birçok konuda Kore birçok ülkeden daha iyi durumda. Nereden aldılar? Teknolojide Batı'dan aldılar. Yani kendileri icat etmedi. Amerikan şirketlerini kullandılar. Onlara büyük tavizler verdiler, büyük avantajlar verdiler. Çinliler de aynı şeyi yaptı. Sonra da kendi altyapılarını kopyalama suretiyle gerçekleştirdiler ve daha iyisini yapmaya başladılar. Ve bu hale geldi. Biz ama daha 10 yıl önce, 8 yıl önce telekomu böyle mi devam etsin, öyle mi devam etsin? 94'ten beri telekom münakaşası var. Özelleşsin mi, özelleşmesin mi? Kaç sefer yasa değişikliği yapılmış. Telekom konusundaki değerlendirmelerini Sayın Milletvekilimizin ben katılmıyorum. Bunun ispat etmeye de hazırım. Türk Telekom sektörünün serbestleştirilmesi bilgi iletişim sektörünün gelişmesi için çok önemli bir karar olmuştur. Ve bunun Türkiye'de birçok özelleştirme faaliyeti gerçekleştirildi. Birçok alanda bu yapıldı ama Türk Telekom'unki bence en başarılı örnektir. Ve kamuya sağlanan fayda bakımından da başka bir örneği yok. 94'te Türk Telekom'a 25 milyar dolar diyorlardı. Türkiye'nin dış borcunu kapatacaktı. Niye engel oldunuz diye o günün iktidarı şikayet ediyor. Onun üzerine dünyada birçok gelişim oldu. O kadar rekabet arttı. Buna rağmen biz Telekom'un sadece isim hakkını verdik. Her şey duruyor. Ve bunun karşılığında %55'i karşılığında sadece ilk devrinden 7 milyar 50 milyon dolar para gitti. Sonra bir %20 halka arz oldu. 2 milyar dolar oradan girdi. Kasasında 3 kat milyon parası vardı. Onu aldık. Türkcell'le Telsim'de itilafları vardı. Özelleştirmeden önce onu sulh ettik. 4 kat milyon da oradan para aldı. Her yılda Telekom'dan kamu 1,5 milyar lira para almaya devam ediyor. Adamlar şu anda parasını çıkarmış değil. Ben adamların avukatı değilim ama ben kamu adına yapılanı söyledim. Bunu çok geniş bir zamanda bütün detaylarıyla ben size anlatırım Sayın Milletvekili. Siz rakamlara önem verdiğinizi biliyorum. Bu konuda algı olgunun önünde gitti. Niye? Sürekli telekom üzerinden siyaset yapıldı biliyorum. Benim görevde olduğum sıralarda da. Algı böyle oluştu. Bunu kabul ediyorum. Ama gerçekler algının çok ötesinde, çok farklı. Yani bu konunun A'dan Z'ye sorumlusu da benim. Sonuçları da bana ait. Bununla ilgili her yerde, her platformda konuşmaya hazırım. Bunu bilmenizi istiyorum. Şimdi tabii ne olacaktı? Bak, eğer telekom serbestleşmeseydi, şimdi eksi bakiye yazacaktı.
devlet sübvanse edecektir. Bu kadar açık söylüyorum. Açın Mustafa Bumin, Anayasa Mahkemesi Başkanı, o zaman izin vermedik. 25 milyardı, şimdi 2 milyar kimse vermez diye beyanatı var gazete manşetlerinde. Ama biz öyle düzenlemeler yaptık ki, kamu yararını tekrar o 94 yıllarındaki değerinin üzerine çıkardık. TürkSat'ı aldık, kablo TV'yi aldık, gayrimenkullerin hepsi alındı. Vesaire çok detay var, bunlara girecek değilim. Ama şu var, Türkiye'de özelleştirme tırnak içerisinde kötü algılanıyor. Kötü örnekleri yok değil, var. Ne kadar mükemmel yaparsanız yapın, algı böyle. Bakın, bizim hizmetlerle ilgili hep araştırma yapardım. Acaba vatandaş ne kadar memnun? Bir seferinde Telekom'un özelleştirmesini de koydum anketlere. Ulaştırma, iletişim, hava yolları, deniz yolları, demir yolları,